Merhaba arkadaşlar, Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hollanda ile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Danimarka burayı bir yağmalıyor galiba, evet. En son şu... Evet, oyun... Heh. Bir dakika, bir şeyler oldu. Tamam, düzeldi. Amerika tarafında konuşamadım. Bir ordumuzla askerleri bayağı az. Barbarların yani korsanların boş olan bir bölgesine giriş yapacaktık. Ancak şöyle bir durum var. Bunların garnizon kuvvetleri olabilir. O yüzden biraz sıkıntıya düşebiliriz. Bu tersaneye yakışan ben bu arada. Yerine ticaret şeyi noktası koyacağım. Sıkıntıya düşebileceğimiz için bakacağız yine durumlara. Ona göre ayarlamaya çalışacağız. Şimdi araştırmada önce askeriye gitmiştik. İki tane yer kalmıştı. Sen değildi baba sen. Aynen. Ben bir iyi şey yapıp birazcık para kasmam lazım. Çünkü para olayı şurada da gördüğünüz gibi. Bir dakika. Evet, sıkıntı. 2600 geliyor. Çünkü donanma ve ordu bakımına çok fazla para gidiyor. 4 tur sonra da seçimler. Şimdi süreyi geçirtelim mi? Ne kadar paramız var? 1400 altınımız var. Altyapıdan 1 tur kalmış. Senin kaç tur kalmış? 2 tur kalmış. Buradan hep bize para gelecek. Hollanda'nın 3 turu. Geçtirebilecek bir şey yok. Hindistan'da ise altyapıya bakalım. Paramız yokmuş. Şimdi sen nesin abi? Fakir bir liman. Peki buradan bize para getirecek bir şey yapabiliyor muyuz? Vergi gelirini teşvik. Aynen yapalım. Valilik köşkü. Bin altında bir valilik köşkü çakalım. Diplomatik ilişkiler dedi. Yeniden biz anlaşma gönderelim mi? Ha, Westfalia. Ya birader sen ticaret anlaşması dibimizdesin ya. Niye reddediyorsun ki? Neyse turumuzu tamamlayalım. Boşluk tuşuyla dediğim gibi haritadaki olayları hızlandırabilirsiniz bu şekilde. Aa, bunlar yine bir kaynaşmaya başladı. İngiltere, Fransa donanma olarak. Osmanlı ne alemde kimlerle savaştı onu da bir kontrol ederiz. İsveç Danimarka'yı şutladı. Maratha başlamış fetihlere şeydi Hindistan'da. O Barbürler iyi. Barbürler bakalım ya. Her serimde dediğim gibi Maratha şutluyordu Barbürleri. Bu seride nasıl olacak bilmiyorum. Her serim dediğim kendi önceden oynadığım tek başıma olanlar. Gördüğünüz gibi bir sürü ülke, küçük devlet oyunda mevcut. Yani istediğinizi dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Yavaş nüfus artışı şu an. İnşaat raporu askere alalım. Şu donanmayı aslında şey yapsam mı? Gidip orada bir girsem çünkü 1900 abi gelir. 2100'e düşmüş. Çünkü orduya yeni elemanlar geldi. Şimdi şu asker şuraya orduyu indirince bu ordu buraya teslimiyete ikna edebilir mi? Reddedilmiş. Otomatik alabilir mi? Aldı. Güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bu bölgeyi aldık. Ancak halk bize karşı sinirli. Yani yapacak bir şey yok. O siniri de geçirtiriz. Sulh mahkemesi. Burayı şey yapalım. Altyapılarına da bir tık yol çaktık mı? Tersaneyi yık abi yerine ticaret limanı kuracağız. Artı 18 her tur başına. Buradan bize bir ek gelir gelecek. Asker olayı buradan askeriye daha fazla eleman almayı şimdi düşünmüyorum. Elimize geçen paralarla şu an hiçbir şey yapacak durumda değiliz. Ekonomimiz berbat. İspanya ile bir diplomatik ilişkide şey yapamıyor muyum?
Abi neden? Ama neden yani? Neden acaba? Peki ben dostane bir ülkeden, mesela İngiltere'den. Birader, bana 1.000 altın verebilir misin? Bakalım ne diyecek. Kabul etmiyor. Kabul etmez. Sen etme yani. Hiç de şey değil. Başka bu tur yapacak bir şeyimiz var mı? Şu taraflardan bir kontrol edelim. Yok. Seni ben maalesef para gelsin diye buradan Hint bölgelerine yapıp oradan ticari bir merkez ele geçirmek istiyorum. Sonraki tur diyelim. Bu tur yapacak bir şey kalmadı abi. Bu korsanlar hala yağmalıyor mu acaba bizim şeyleri? Oradan da bir sıkıntı oluyor olabilir. Yeni aldığımız topraklarda büyük ihtimalle isyan çıkacak. Bize o kadar karşı niye o kadar sinirliler anlamadım ama. Savoy, İran geç abi geç geç geç. Olmadı vergi oranlarını biraz Hollanda'da falan yükselteceğiz. Daha fazla para gelmesi adına. ...3.400 para gelmiş. İttifak bozulmuş. Kurşadistan. Askeri şey onaylanmış. Bina inşa edilmiş. Güzel. İşçiler Trinidad Tobago'da. Şeyde kim yıkılmış? Saksonya. Kim almış abi Saksonya'yı? Prusya almış. Dediğim gibi Prusya inanılmaz gelişiyor. 1900'e düşmüş bu arada gelir. Kasaba devriyesinden -16 yemişiz. Trinidad Tobago'dan. Abi şuradan bir tık -4 yani yapacak bir şey yok. Birazcık Amsterdam'a vergi dayayacağız. Vergide de Amsterdam'da 6'ya 6 bir düşüşlük mevcut. Abi senden şöyle bir vergi ilkesini değiştirden üst sınıfa bir tık yapsak alt sınıfa bir tık yapsak yok yeter şu anda yeter. Yoksa sıkıntı çıkaracaklar. Westfalia ile bir savaşa girişemeyeceğim artık. Çünkü ordularını çoğaltmış Westfalia. İçeri sızalım bakalım. Neleri varmış? 45, 45, 45, 120, 120, 120. Bizim daha ya. Ben buraya bir savaşa girebilirim aslında Westfalia'ya. Yani surları da yok. Westfalia'nın diplomatiklerde ha o olay vardı. Küçük ülkelerde abi Westfalia. Müttefikler Avusturya, Württemberg ve Bavyera'ydı. Yani Westfalia ile girdiğim bir savaşa şuradan Württemberg ve Bavyera ile de aynı şekilde savaşa girmiş olabilirim. Seni biraz ilerleteyim abi. Senin yanına bir tane bundan versem yeterli olur bence. Şuradan bir Westfalia savaşına girelim mi senle? Bence girebiliriz. Şu bir gemimi göndereyim abi yoksa oraya mı? Dur bir dakika ben şimdi bakacağım. Hint ticaret gemisi, Hint ticaret gemisi. Aa, bunların hepsi yalnız ticaret gemisi. Burada ben normal bir asker getirip ticaret gemisi yapabiliyor muyum? Öyle bir ticaret gemisi çıkıyor mu acaba? Ha, ticaret gemisi çıkarmam gerekiyor. Filinte veya şey. Dur, sen geri gel abi. Ben seni niye şey yapıyorsam. Şalupa birlik 6. sınıf. Yok gel. Ben buradan ticaret gemisi çıkarayım. Senin askeri alım masrafı şey, bakım masrafı 50. 240 senin bakım masrafın. Senden iki tane basalım. Gönderelim bakalım neler yapacaksın.
Ne oldu burası abi? Budizm düşüyor, Protestanlık yükseliyor. Amerika'da durumlar aynı. Şuraya küçük dalyan yapsak artı 200 gelecek. Ticaret bölgesi yapsak daha iyi ya. Gel. Ticaret limanı yapalım. Gel bakalım şurada seninle bir korsanları yağmalayalım. Şu ticaret limanı çalışıyor mu? Çalışıyor. 49 paramız var. Şimdilik yapacak bir şeyimiz yok abi. İlerletelim. Şu an ekonomik açıdan bayağı bir sıkıntı durumundayız. Paşa'ya göstereceğim diye ekonomiyi batırdık anasını satayım. Yani paşaya göstereceğim diye derken paşaya öğretirken kendim yapamadım yani. Paşa şu an benden daha iyi yapıyordur. Yapar yani oynarsa. Biraz devam edelim bakalım. Sıkıntı olacak olursa Westfalia'ya giriş yapabilirim. Görevli yetiştirildi. Tobago'da ayaklanma. Görev başarılı. Abi şu Tobago'da yani artık ayaklanma. Biz nereye aldık? Burayı pardon. Demin yanlış yere baktık. Çok da bir ayaklanma olmasın ve para bu arada 1062'ye düştü. Yavaş yavaş batıyoruz arkadaşlar videoda. Ben Westfalia'ya sanırsam gireceğim. Savaş ilan et. Müttefikleri yanımda çağırdım. Bakalım kim gelecek. Bavyera ile Wittenberg'le düşman olduk. Teslim etmeyecek. Kuşatmaya devam et diyelim. Burada da bir savaş nasıl olur onu da birlikte göreceğiz hem. Şimdi bu yolu şey yapamıyor muyum ben? Korsanlık. Sanırsak yapamıyorum. 960 paramız kalmış. Hatta ben bu savaşı bu el yapayım ya. Bakalım ne yapacaksın. Gel abi, taarruz. Haydi bakalım. Abicim niye yüklenmiyorsun? Yüklen. Almamız lazım çünkü bayağı bir şu an kötü durumdayız ülke olarak. Çok fazla giderimiz var. Buradan Vestfalya'dan gelecek parayla vesaireyle daha iyi duruma düşebiliriz. Daha iyi durumda olabiliriz. Yoksa Hollanda'da bile bana karşı isyan çıkaracaklar. Aynen. Şimdi. Şehri... Abi bu ne? Yani direkt girebiliriz. Elemanlar nerede acaba? Rakip bizi nerede karşılayacak? Sen bir çık abicim. Büyük ihtimal şehir içlerinde vesaire de bekliyor olmaları lazım. Ben askerleri konuşlandırayım. Beyler. Bu kadar ayrı durmayın. Gel abi şöyle. Şöyle atlı ve topçular. Topçular. Abi siz arkada kalın. Atçılar. Atçılar ne lan? Atlılar. Siz şöyle önlerde. Beyler siz şöyle bir gelin şuraya. Ben öyle sevmem. Ayrı ayrı duralım. Gelin topluları da alacağız zaten. Şu şekilde bir durun. Beyler siz de topçular gelin şöyle. Siz iki birlik şurada duracaksınız. Siz şöyle atlılar siz öndesiniz abi. Biraz daha sizi öne alırsak güzel. Siz de bir şuraya gelin hatta. Siz ikiniz önde gidin. Siz öncü birlik abi. Sizi öldürsünler bitin. Siz konuşlandırmayı bitir. Şimdi eleman bizi burada karşılıyor.
Bayağı da bir askeri mevcut. Tamam. Bana bir şey deme. Beyler. Siz yavaş bir şekilde öne doğru yürüyün. Siz de arkadaşlarınızın yanına. Siz ikiniz takip edin abi şöyle. Şu şekilde değildi. Ya da bir şöyle gelin. Ondan sonra ayarlarız sizi. Topçu birliklerin biri buradan, biri de ortadan gidecek. İlerleyin abi, ilerleyin. Topçular başladı mı vurmaya ya? Ne o? Sıkıyorlardı bu tarafa. Abi sizi atlılarla birlikte yavaş yavaş, çok hızlı olmayacak şekilde. Ne yapıyorsunuz lan? Yürüyün. Alo. Yürüyün beyler. Niye bunlar sıkıyor arkadaşım, sıkma. Bunlar niye bizim askerleri sıkıyor ya? Allah Allah, ben neyi yanlış anladım? Bak barzolara bak. Sıkma lan. İşaretlediğim yere sıkıyorlar. Dur. Sen. Abi siz sıkmak istiyorsanız. Bu şekilde sıkın. Abi vallahi paşaya rehber yapacağız diye şey yaptım ya. Ben paşadan daha kötü oynuyorum şu an. Siz öyle sıkın. Aynen. Bekleyin. Geliyor zaten onlar. Serbest abi, serbest. Onlar keko gibi geliyor. Siz alırsınız. Hafif böyle yaklaşın. Arkadakiler, gençler. Onları takip edin. Yürü. Şu an top yükün abi şey gibi. Varmant gibi. Abi şuraya öyle değil de. Bela gir. Yardım abi, yardıma. Gelin abi şöyle şehre. Konuştun şuraya. Ha? Ama onlar bu saatten sonra hiçbir şey yapamaz. Bu elemanlar da yorulmuş. Kazandık savaşı. Birazdan da bir çek. Ben daha fazla uzamasın. Westfalia'yı aldık arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.